Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir güncelleme videosuyla daha birlikteyiz. Dolu dolu güncelleme haberleriyle karşınızdayım. Videonun sonuna kadar izlerseniz yeni gelecek güncellemede neler geldiğini noktasına varana kadar her şeyi de anlayacaksınız. Bir önceki harita oluşturucusu ismindeki videomun altına şey yazmışsınız arkadaşlar. Harita oluşturucuyu sen nasıl sahip oldun? Biz nereden indireceğiz? Abi veyahut da indirme linkini ver tarzında sorular yazmışsınız. Bunu hemen bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu hesap bende demo arkadaşlar. Supercell tarafından güncelleme öncesi bilgileri sizlere paylaşabilmem için Supercell tarafından emanet edilmiş bir hesap. Size sunduğum bilgileri güncelleme gelmeden siz bu bilgilere ulaşamazsınız arkadaşlar. Güncelleme geldikten sonra zaten herkesin hesabına gelebilecek bilgilerdir bunlar. Ben sadece güncelleme gelmeden önceki kısımda aracı olarak sizlere bilgileri paylaşıyorum. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açın ki sonraki güncelleme videolarında neler geleceğini erkenden haberdar olabilirsiniz. Hemen güncelleme haberlerini vermeye başlayayım sizlere. İlk önce arka fon müziğini sizlere 5 saniye dinletmek istiyorum. Bu yeni arka fon müziğimiz Poco Bandstand ismindeki yeni mekanla birlikte gelen arka fon müziği olacak. Güncelleme geldikten sonra sizin hesaplarınıza da entegre olacak bu arka fon müziği. Yeni mekandan kasıtları ne? Hemen sizlere anlayabileceğiniz tarzda bir şey göstermek istiyorum. Mesela oyun modunu seç diyor, onun altında da tema seç diyor. Yani biz düz olarak tema olarak isimlendirebiliriz yeni temayla. Poco Bandstand yeni tema ve yeni müzikle geliyor. Hemen bir tane Poco'nun yeni haritasında bir oyun gerçekleştirelim. Orada bir arka fon müziği de olacaktır. Kaldır yapmayacağım ki müziği duyabilelim. Bu da yeni arka fon müziği arkadaşlar, oyun içerisine entegre edilmiş. Buradaki çalılar pembe olarak düzenlenmiş. Enzel büyük ihtimal bunun videosunu çekecektir. Solda sağda bayağı bir yeni eklenen bir şeyler var. Onları da güncelleme geldikten sonra daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebileceğiz. Aşağıya doğru indiğim zaman Elmas Kapmaca'da Darboğaz isminde yeni bir harita mevcut arkadaşlar. Yine aşağı doğru iniyorum. Poco'nun şapkasının olduğu haritalar yeni Poco Bandstand ismindeki temalı haritalar olduğunu gösterir arkadaşlar. Soygun modunda gidiş dönüş isminde bir harita mevcut. Kayan Yıldız'da ödül avında Kayan Yıldız isminde bir harita mevcut. Aşağıya doğru iniyorum. Ödül avında Hızlı Atlama isminde bir harita. Savaş Topu'nda şu anda Poco Bandstand'ın temasına sahip bir harita yok. Sıcak Bölge'de 3 tane harita mevcut arkadaşlar. Çılgın Çukur, Ateşten Halka ve Savaşan Böcekler isminde 3 tane harita mevcut. Yeni haritalar bunlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Sıra geldik kostümlere. Sizlere kostümleri göstermek istiyorum. Herkesin çok merak ettiği. İlk önce Underworld Bow, yani bize çevirisi Zebani Bow olarak gelecek. Kendisinin kostümüne şöyle bir hızlıcana bakalım. Yani birlikte bakalım. Şöyle gösterelim. Elinde bir tane boynuzu ve kafatasından yapılmış ok var. Ok tutacağı da gene kafatasından yapılmış. Şöyle bir daha gelişini göstermek istiyorum. Okunu yerin altından çıkartıyor arkadaşlar. Bir denemesini gerçekleştirelim hemen. Özel animasyonlar ve özel ateş efektleriyle birlikte gelen bir kostüm. Markette 150 elmas karşılığında satılacak. Ve 23 Ekim tarihlerinde marketlere düşecek arkadaşlar. Zebani Bow. Ya şu an ben o attığı şeyin ucunda bir parlaklık var. Ama tam olarak göremiyorum ne olduğunu. Patladığı zaman mavi duman çıkartan bir efekti mermi atışı gerçekleştiriyor. Şuraya doğru attığım zaman arkadaşlar bıraktığı yere kafatası atıyor arkadaşlar. Mayın yerine kafatası atıyor. Şöyle bir göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde tüten bir kafatası şeklinde bir mayın atıyor. 150 taş karşılığında 23 Ekim'de marketlerde olacak. İkinci en merak edilen karakter ise Zombibi arkadaşlar. Şöyle hemen karşınızda yeşile bürenmiş ve tatlı bir suratı olan, kafasında dikenleri olan sarı balonuyla birlikte sopasının üzerinde kızgın bir surat amblemi var. Arkasında da gene keza kızgın bir surat var. Dikişli bir surat. Ağzı dikilmiş durumda şu anda gibi duruyor. Hatta başka bir şekilde duruyor. Hemen bir efektlerine falan bakalım. Bunun da yeni özel efektler ve animasyonlarla geliyor arkadaşlar. Özel animasyonla değil, özel bir atış efektiyle geliyor. Zebani Bow özel animasyonla geliyordu. Zaten gördünüz de. Ultisi de görmüş olduğunuz gibi bir çok güzel lan. Dur, hızlı bir şekilde atarsak geriye gelişinde çok güzel bir atış animasyonu var arkadaşlar. Bu da 80 elmas karşılığında 27 Ekim tarihinde marketlerimizde bulunacaktır arkadaşlar. Vuruş etki efektinde de mesela bakın yerde bir iz bırakıyor.
Double Trouble. Ben bunları böyle neyi tekrar ediyorum? Aslında en merak edilen karakterlerden bir tanesi Rosa'ydı arkadaşlar. Rosa'da şöyle bir kostüm geldi arkadaşlar. Ben bir daha geleceğim ya. Kafatası değişiyor onun bak. Farkında mısınız arkadaşlar? Ateş ettiğinde kafatası değişiyor. Bu Rosa'nın yeni kostümü, özel Rosa animasyonu güncellemesi diye özel saldırı efektleri ve animasyonla birlikte geliyor. Zaten animasyon da şu anda lobide gördüğünüz ekran arkadaşlar. Bu yeni bir animasyon. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen bir sahada deneyelim. Şöyle bir bulut benzeri ama içerisinde 3 tane yumruk görüyorum ben arkadaşlar. Evet. 3 tane yumruk görüyorum. Ultiyi açtığımız zaman kafasındaki şey değişiyor. Arkasında sakladığı şey kafasına geliyor gibi sanki. Dur bir daha deneyelim. Evet, ultiyi açtığı zaman kafasında büyük bir şey haline geliyor. Bir iskelet kafası geliyor arkadaşlar. Bu kostümü ücretsiz olarak kazanabileceğiniz bir yer mevcut. Brawl Ovin ismindeki challenge'ı kazanabilirseniz bu kostümü ücretsiz bir şekilde kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında markete de 80 elmas karşılığında gelecek 6 Ekim tarihinde. Yeni atış efektleri ve yeni animasyonla birlikte 4.99 dolar karşılığında markete sunulacaktı. Zaten Brawl Talk videosunda da bu kostümü ücretli bir şekilde satın alırsanız dünya şampiyonasına destekte bulunmuş olacaksınız diye de söylemişlerdi. O yüzden bu kostümü elmasla değil de ücretli bir şekilde satıyorlar. 1 milyon dolara kadar bir ödül havuzuna ulaşma imkanı var dünya şampiyonasının. Hemen sizlere şöyle markette bir göstereyim. Yani o yüzden bunu ücretli satıyorlar arkadaşlar. Taş karşılığında değil de buraya verdiğiniz para Brawl Stars Dünya Şampiyonası'nın ödül havuzuna gitmiş olacak. Görmüş olduğunuz gibi şu anda atış animasyonu önemli. Kanatlı bir şey mi var lan? Kanatlı bir şey var gibi sanki. Bu da ultisi. Çıkış diyorum. Bir geliş animasyonunu bir görelim. Bu kazanma animasyonu arkadaşlar. Konuşuyor orada işte görmüş olduğunuz gibi. Sıra geldi. Ücretsiz bir şekilde altınlarınızla alabileceğiniz kostümler arkadaşlar. Saf gümüş bul. Ve saf altın bul. Saf gümüş Barley ve saf altın Barley. Saf gümüş Rico ve saf altın Rico. Saf gümüş Frank ve saf altın Frank. Sıra geldi Mortis arkadaşlar. Mortis'te şöyle bir güzellik mevcut. Şapkasızı aldıysanız veyahut da şapkalısını aldıysanız şapkasız veyahut da şapkalısı aynı anda gelmiş olacak. Aynı şekilde saf altın Mortis ve saf altın şapkalı Mortis. Yani bir taşla iki kuş, iki tanesini birden satın almış olabiliyorsunuz. En son olarak da sizlere hemen şöyle emoji paketlerini de göstermek istiyorum. Kostümlerin sonunda göstermek istediğim 3 tane karaktere özgü emoji alabiliyorsunuz. Sağ tarafa da oyuncu rozetleri isminde rozetlerle değiştirebiliyorsunuz. Bu güncelleme ile birlikte dengeleme değişiklikleri de gelecek. Karakterler üzerinde de dengeleme değişiklikleri gelecek. Hemen bunları sizlere paylaşmak istiyorum. Öncelikle 8 bitten bahsedelim. Sağlığı 4300'den 4800'e kadar çıkartıldı. Colette'in süper saldırıdan süper şarj oranı %100 arttırıldı. Ana saldırısı yeniden doldurma hızı %11 arttırıldı. Emze bir buff gelmiş. Ana saldırı yeniden doldurma hızı %5 arttırıldı. Gale'ın ana saldırı yeniden doldurma hızı %14 arttırıldı. Bu arada ana saldırı yeniden doldurma derken merminin şarjörün tekrardan dolma hızından bahsediyorum arkadaşlar. Mita'ya bir buff gelmiş arkadaşlar. Ana saldırı yeniden doldurma hızı %12 arttırıldı. İkinci olarak Burus yani ayısı ayı pençelerini kullanırken hareket edebilir ve saldırabilir. Ben bunun önceki versiyonunu bilmediğim için kullanan arkadaşlar daha iyi biliyordur. Bo'ya bir nerf gelmiş. Bence gelmesi gereken bir nerftü. Tuzak teli ismindeki gadget'ını kullanırken artık mayınlar etkinleştirildikten 1,5 saniye sonra patlıyor. Bu süre içerisinde mayınlar görünmez olmaya devam ediyor. Max'e bir nerf gelmiş. Dolmadan ateş yıldız gücü etkinliği %50 oranında düşürülmüş. Önemli bir güncelleme daha var arkadaşlar. Bunları da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Normalde 3vs3 oyunlarına girdiğiniz takdirde takım olarak girerseniz eğer karşınıza zorlayıcı rakipler takımlar atabiliyordu. Bunun da dengesini değiştirmişler. Bundan sonra siz savaşa girdiğiniz zaman takımınızdaki en yüksek kupalı savaşçı baz alınarak karşınıza rakip atacak. Yani siz takım olarak girdiğiniz takdirde
de karşınıza illaki takım düşecek diye bir durum yok. Bunun dengesini de değiştirmişler. Takımınızdaki en yüksek savaşçı kimse kupa dengindeki oyuncuları karşınıza atacak. Artı olarak bir tane daha söyleyeyim size arkadaşlar. Savaş topunda biliyorsunuz bazen tanıdıklar olduğu zaman kişi topu tutup kendi kalesine gol atıyordu. Bundan sonraki dönem içerisinde yeni güncellemeden sonra kendi kalenizde görünmez bir duvar olacak. Yani topu kendi kalenize atma olasılığınız olmayacak. Bu şu anlama da geliyor. Hani bazen yanlışlıkla da olsa kendi kalenize gol atıyordunuz ya. Bunun da önüne geçmiş olacaklar arkadaşlar. Güncellememiz bu şekildeydi. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ki sonraki güncelleme videolarından haberdar olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Ne saçma bir bay bay.